Evet değerli takipçiler, bugünkü konumuz lastikler. Takipçilerimizden Ankara'dan Alp Bey'in özellikle bir talebi vardı. Hem onun için hem de genel bir bilgilendirme amacı için bu videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz ki kış dönemleri yaklaştığında özellikle Aralık ayında ticari araçlar için kış lastiği zorunlu oluyor. Binek araçlarda henüz bir zorunluluk yok. Ama birçok kullanıcı artık bilinçlendi. Kış lastiğinin gerçekten faydalı olduğunu, maliyet anlamında da ekstra bir yük getirmediğini, uzun vadede yani 4 yıl bu lastiği kullanacaksa veya 3 yıl kullanacaksa, 3 yıl kışlık, 3 yıl yazlık şeklinde bu süreyi daha da uzatabiliyor kilometre anlamında. O yüzden kışlık lastik bir maliyet değildir. E, güvenliğinizi arttırmak için bence kışlık lastik kullanmanız sizin faydanıza olacaktır. Bu dönemde de özellikle e, henüz fiyatlar artmamışken, talep çok fazla yokken lastik almak e, %20-%30 anlamında bir ciddi maliyet avantajı sağlıyor kişisel tecrübelerime göre. Bu arada aracım şarj istasyonunda şarjda. Ben bu sene tercih ederken WhatsApp gruplarımızdan kullanan arkadaşların da tavsiyesi üzerine Goodyear aldım. Lastik tercihinde Goodyear'ın Ultra Grip serisi ve elektrikli araçlara uygun ibaresi var lastiğin üzerinde. 2024-24. hafta yani 6. ayda üretilmiş bir lastik. Yeni bir lastik. Lastik seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ee, öncelikle güvenilir bir yerden lastikleri almanız iyi olabilir. Bazen şöyle şeyler duyuluyor. Uygun lastiklerde işte kullanılmış lastiklerin e, tekrar sıfırmış gibi işlem gördüğü gibi durumlar olabiliyor. Bu yüzden bayilerden almanız sizin için faydanıza olabilir. Yetkili bayilerden. İkinci konu aracınıza uygun ölçülerde olmasını özellikle tavsiye ederim. Farklı yükseklikteki farklı ebattaki lastikler her ne kadar toleransı olsa da zaman zaman sıkıntı yapabiliyor. Kilometre sayıcınız doğru çalışmayabilir, aracın yüksekliği değişebilir. O yüzden fabrika verilerine uymanız sizin için faydalı olabilir. Aracın şoför kapısını açtığınızda orada zaten uygun ölçüler yazıyor. Bir diğer nokta lastiğin takılması noktasında lastiğin gidiş yönü önemli. Bazen yani lastikçiler bunu genelde bilirler. Hani çok da şey yapmayalım ama <laughs> Yanlış takanların da olduğunu gördük. O yüzden lastiğin takış yönüne de dikkat edin takıldıktan sonra. E, kış lastiği kar lastiği gibi algılanıyor. Sadece karlavalarda kullanılıyor diye bir şey değil. E, soğuk havalarda 10 derecenin altına düştüğü sıcaklıklarda aracınızın yol tutuşu ciddi anlamda düşüyor yazlık lastiklerde. E, kış lastiklerinde bu e, size ciddi bir konfor ve güvenlik sağlıyor. Bu yüzden tavsiye ederim. Benim söyleyeceklerim lastikle ilgili bu. Maliyet anlamında şu dönemde alırsanız belki %20 %30 anlamında bir fayda sağlar diye düşünüyorum. Lastik seçiminde de işte orijinal ebatlara dikkat edin. Renault Megane ile ilgili bir konuya tekrar değinmek isterim. Kanalımda videosu vardı. Aracın içerisinde bagajında sağ ve solda bir kapakçıklar var. O kapakçıkların içerisinde bir tane sol tarafta, şoför tarafındakinde lastik şişirme kiti var. Bunu alıyorsunuz. Uzun bir kablosu var. Buradan çıkarıp kablosunu çakmağa taktığınızda şuradan da lastiğinizi havasını şişirebiliyorsunuz. Takıp güzel çalışıyor. Birkaç kere kullandım. Lastik havası bu araçta değildi. Diğer aracımda inmişti. Çok hızlı bir şekilde şişiriyor. Diğer tarafta ise lastik tamir kiti var. Yine bunu da lastiklerde bir ciddi yaşınma, hava tutmaması durumunda çok büyük yarık yoksa bununla da e, aracınızı tamir edebilirsiniz. Bununla ilgili videolar var internette. Onlardan da bakabilirsiniz. Bu ekipmanlarınız yoksa da aracımızda biliyorsunuz stepney yok. Yeni araçların birçoğunda da stepney yok. Bu ekipmanları edinmeniz faydanıza olabilir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herkese kazasız sürüşler dilerim. E, lastiklerimi Ankara'dan aldım. Ankara Tuna Tunahanlılar Otomotiv'den Şaban Bey yardımcı oldu. Şaban Bey benim e, Ortaokul ve liseden arkadaşımdı. Kendileri Goodyear bayi olduğu için onlardan aldım. Ödemede de yardımcı oldular. Taksit yapıyorlar kredi kartını. Ankara'da oturanlar için tercih edebilirler. Bu bir işbirliği veya reklam çalışması değildir bu arada. Siz de bulunduğunuz ildeki güvenilir bayilerden tercih etmeniz güzel olur. İkinci el lastik. Daha önce bir yıl kullanmıştım. Yani bildiğiniz, çok güvendiğiniz veya hani bir arkadaşınızın kullandığı lastik olursa olabilir. Onun haricinde çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ikinci el fiyatları da neredeyse sıfır fiyatlarına yakın. Mutlaka güvendiğiniz birisi varsa ondan olabilir. Onun haricinde yeni lastik her zaman iyidir. Ne olduğunu bilirsiniz. Kullanım tarihi de yeni olursa ne kadar yeni olursa daha o kadar siz de uzun süre kullanmış olursunuz. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Söylediklerimde herhangi bir hata varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Sonuçta lastikçi değilim. E, kendi sadece bilgilendirme amaçlı sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. E, lastiklerimi aldım. Şimdi saklayacağız yaklaşık Aralık ayına kadar. E, aldığınız yerler genelde ben şimdi Ankara'dan aldığım için mecbur kargo ile getirdim ama aldığınız yerlerde zaten e, takana kadar lastikleri bekletip saklama hizmeti veriyorlar. O yüzden erken almakta fayda var şimdiden alıp taksit yapabilirsiniz. Ciddi bir tasarruf sağlamış olursunuz. Büyük şant olduğu için araçlarımızın lastik fiyatları oldukça yüksek. Yani e, 4 lastik geçen sene ben geç kaldım. E, yaklaşık 6.500-7.000 liralardaydı aynı lastik. E, kış dönemi yaklaştığında fiyatlar birden 8.500-9.000 liralara çıktı. E, o dönemde alamamıştım. Aracı da yeni almıştık zaten. E, i̇kinci aracımız olduğu için ihtiyaç halinde kullanmayız dedik. Ama bu sene ihtiyaç olacağını düşündüğüm için kışlık lastik aldım. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız etkileşim anlamında güzel olur, kanala fayda sağlıyor. Şimdiden herkese kazasız sürüşler dilerim.